Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz Alltech Türkiye Genel Müdürü Haluk Gülmez. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyiz vallahi. Çok teşekkür ederiz. Gayet iyiyiz. Gayet iyi görünüyorsunuz. Evet. Bize kendinizden bahseder misiniz? Elbette ki efendim. Adım Haluk Gülmez. Ben bir veteriner hekimim. Hayvan besleme konusunda doktora yapmıştım. Uzun yıllar üniversitede çalıştıktan sonra. Hayvan besleme üzerine bir uzmanlık yapmayı seçtim. Bunu sahada da devam ettirmeye karar verdim. Sonrasında bir 10,5 yıl kadar da CP firmasında çalıştım. Şimdi de son 5 yıldır Alltech firmasında genel müdür unvanıyla çalışmaya devam ediyorum. Yakın bir zamanda da MBA eğitimimi tamamladım. Ya, çok yeni daha. İrlanda'dan 3 gün önce döndüm. Şahane. Diplomayı alarak. Tebrikler. Yani ömür boyu eğitime inanan kesinlikle bir insan olarak daha yeni şey öğrenmek üzere yola devam edeceğim düşünüyorum. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok sağ olun. Peki bu sektöre ilginiz nasıl başladı? Bir kırılma anı yaşadınız mı? Yani Türkiye'de bir kırılma anı yaşamak için biraz beklemek gerekiyor. Yani üzülerek şunu söyleyeceğim. Şimdi Avrupa'daki belli, bunu derken Avrupa'daki kültürü ya da işte onlara hayranlıkla ilgili bir şey değil söyleyeceğim. Tamamen aslında bizim çok çok daha güçlü olduğumuz konuların onlar tarafından çok çok daha iyi genç nesillere aktarma tarzını anlatmak için örneklendirmek istiyorum. Tabii. Efendim şimdi büyükbaş hayvancılık olsun, küçükbaş hayvancılık olsun, hayvansal üretime dair her şeyi daha anaokul yaşından insanlar oyuncaklarla, evet, İşte efendim bir çeşit onların ilgisini çekecek oyunlarla bilinçlendiriyorlar. Evet, hem öğretiyorlar hem de içine katıyorlar. Daha küçük, tabii, yaşta üretime, doğru, katılıyor bireyler. Doğru. Ve o yaş geldiğinde o insanlar aslında kodlanmış oluyor. Anlatabiliyor muyum? Hani, tabii, ne yapacaklarını daha iyi, doğru, kendilerine yer edinebiliyorlar. Türkiye'de biz biraz bu anlamda bulmaca çözer gibi yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Nitekim benim de öyle oldu. Üniversitede Veteriner Fakültesi'ne, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi mezunuyum. Kazandıktan sonra hayvancılığa dair ufak tefek şeyler öğrenmeye başladım. Ama ta ki üniversite yıllarının sonuna doğru benim şöyle bir şansım var. Beni gerçekten hem hocalarım olsun hem de sektördeki önemli insanların doğru yönlendirmeleriyle ben hani biraz daha yolumu emsallerime göre daha rahat buldum diyebilirim. Neyse. Bu sektörü seçmemdeki en önemli faktör de yapmış olduğum doktora, yani hayvan besleme doktorasıydı. Harika. Akabinde de ilk çalıştığım şirketti. İnsan her geçen gün çok daha yaşadığı sektöre daha çok bağlanıyor. Daha çok şeyler öğrendikçe ve yapabileceği şeylerin sayısını ve etkisini de fark ettikçe çok çok daha fazla bu anlamda kendinizi o sektöre daha çok ait hissetmeye başlıyorsunuz. Evet. Batı'da hayvancılığa çok önem veriliyor gerçekten. Ben mesela Paris'ten Cenevre'ye TGV ile giderken hızlı trenle o yemyeşil doğanın içinde, yani çimenlerin içinde büyük beyaz büyükbaş hayvanları gördüm. Evet. Hepsi çok besili, çok temiz. Yani belli ki bunlar çok özel yöntemlerle, tekniklerle besleniyor. Evet. Bilimsel şekilde besleniyor, büyütülüyor. Ve ona göre tabii et kalitesi çok yüksek. Keşke öyle diyebilseydik. Aslında o insanlar çok bir sistemin parçası olarak bu işi yapıyorlar. Yani onların bir sisteme ait bir mera kültürü var insanlarda ve tarımsal arazide sanayileşmeyi yasaklayan ya da engelleyen kuralları var. Şeyleşme de ona keza, düz arazileri, tarımsal arazileri tamamen hem hayvansal hem de bitkisel üretim için harcayarak çok hem önemli de doğal meraları bu şekilde yaşatmayı öyle amaçlayan. Olmalı. Evet. Öyle yani olmalı. Şimdi böyle bir sistem Türkiye'de keşke maalesef olsa. Keşke olsa. Yani bizde çünkü, evet, tarlaların yanında bir bakıyorsun sanayi tesisi, evet, var. Şunu söyleyebilirim arabalar ki. Arabalar geçiyor. Yani bilimsel olarak bizim gerçekten yurt dışından çok böyle ayrı kaldığımız ya da eksik kaldığımız bir nokta yok aslında. Yani çok önemli sektördaşlarımız, bilim insanlarımız bizim var, yetiştiricilerimiz var. Belki de bizim temel olayımız o insanlar yüzyıllık planlar yapıyorlar belki, tabii de ki, ve hep ona uzun göre bir vadeli. Evet, ona göre bir bu anlamda aksiyon planı var. Evet de ve herkese de dahil ediyorlar efendim bunu. Yani kesinlikle liyakata çok ciddi bir önem var. Çok önemli. Çok ve önemli. Liyakat kendi personelini nesiller bu yetiştirmeye devam ediyor aynı şekilde. Ve tecrübe de önem veriyorlar. Yani emekli olup insanlar gitmiyorlar. Orada, evet, kalıp hani
Danışmanlık yapar, aynen öyle. Çalışır. Aynen. Kimisi de üretime devam ediyor aynı şekilde. Evet, yani çok güzel örnek oluşturuyorlar. Kesinlikle. Peki siz firmanızdan, verdiğiniz hizmetlerden, çalışmalarınızdan, projelerinizden biraz bahseder misiniz? Memnuniyetle efendim. Biz bir biyoteknoloji firmasıyız. Biz doğal olan her çözüme ulaşmak için bütün sektördaşlarımıza, üretici dostlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Kendi bünyemizde bizler özellikle kendi mayamızı üretiyoruz. Çünkü Oltec dünyadaki tek ve ilk mayayı üreten firma. Oltec Yesak 1026 adında bir suş, maya suşu buluyor. Ve yıllar üzere dünyada en çok araştırmanın yapıldığı maya oluyoruz. Literatürde en ciddi anlamda çalışmanın bulduğu ve Avrupa Birliği onaylı olsun efendim, EFSA onaylı olsun. Çok ciddi bir şekilde başlıyor serüvenimiz. Sonrasında bundan köken alarak farklı farklı çözümler üretmeye başlıyoruz. İşte mikotoksin yönetimi gibi, bağırsak sağlığı yönetimleri gibi, efendim mesela protein beslemesi gibi, hayvan refahı gibi bunları hedef alan birçok ürünümüz artı bir de çözüm sistemlerimiz var. Yani ve şu anda yanlış hatırlamıyorsam 126 ülkede biz faaliyet gösteriyoruz. Bizim orijinimiz Amerika'da Lexington'da, Kentucky Lexington'a bağlı. Bunun dışında bize en yakın iki ofiste bir tanesi Avrupa ofisi var Dublin'de, bir de iki de Stanford'da. Ve bir de Middle East'te, Dubai'de Middle East ofisimiz, yani Orta Doğu ofisimiz var. Biz şu anda daha çok Orta Doğu ofisiyle, Dubai ile destek temas ediyoruz. Ama diğer ofislerde de son derece iyi diyaloglarımız olmaya devam ediyor. Harika. Türkiye olarak da toplamda yaklaşık bir 14 ülkeyle Türkiye ofisinden hizmet vermeye gayret ediyoruz. Çok güzel. Evet. Peki sizi rakiplerinizden ayıran önde gelen özelliklerinizi sorsam ilaveleriniz var mı? Yani rakipler demeyelim. Bizi bir şekilde o tatlı rekabeti sunan yani sektördaşlarımız tabii. diyelim. Yani tabii ben o insanlar ya da o kurumlar için bir şey söyleyemem ama kendimizi tabii. kendimizce tabii. anlatabilirim. Daha sağlıklı olur diye tabii düşünüyorum. Tabii ki. Yani bizler biraz daha üretici odaklı hı hı. ve o çağın yeniliklerine yeni gelişen sorunları ve o sorunların kalıcı çözümlerine odaklanmayı tercih ettik. Bu yüzden de yurt dışından ithal çözümlerle değil de bu toprağın ya da bu insanların kendisine yerli. Ait evet sorunları birebir yerinde ölçerek, tespit ederek onlara göre gerçekten daha kalıcı çözümleri nasıl yapabiliriz'in derdindeyiz açıkçası. Ve büyüyen de bir ailemiz var. Hem çalışan personelimiz olsun hem de bizle destek veren bayilerimiz ve müşterilerimiz. Aslında biz hepimiz baktığımız zaman hatta sektördaşlarımız da bazen bunun içine rakiplerimizi de katabiliriz. Hep birlikte dayanışarak biz bu işi yapmaya aslında devam ediyoruz. Biraz daha hayvan besleme sektörü diğer sektörlere nispeten daha şey bir sektör. Hani daha küçük ama birbirinden daha çok etkilenebilen, birisinin motivasyonu iyiyken diğerlerinin de iyi olan. Hani o yüzden de sektörün daha çok birbirine güç verdiği, yola birlikte devam edilmesi gereken bir yapı, çalışma yapısında. Oltec'teki temel fark şu. Oltec gerçekten her şeyin ilklerini geçiren ve imza atan bu anlamda ve güncel konuları ilk defa sadece Türkiye'de dünyada da gündeme getiren bir firma. Öncelikle şunu söylemek isterim. Karbon ayak izi konusunda ya da sürdürülebilirlik konusunda çok fazla şey duyuyorsunuzdur. Evet. Bizim bir şirketimiz var ECO2 diye. ECO2 firması dünyadaki bütün karbon ayak izi ile ilgili sadece hayvansal üretim ya da bitkisel üretim değil, entegrasyona dönen her şeyde de belli ölçümleri yapmak üzere tasarlanmış bir firma. Neyse. Ve bizim yan kuruluşumuz Carbon Trust da sertifika veriyor global olarak karbon ayak izini ölçen. Tabii biz bunu yaparken bazı yanlış anlaşılmaları da gidermek amacında oluyoruz. Şöyle ki, mesela karbon salınımını azaltmayı, protein kaynaklarını ortadan kaldırarak yapmaya çalışan bir sektör olduğu gibi bir de tamamen bunun tam aksini söyleyen başka bir, yani kimisi diyor ki sadece bitkiden, bitki bazlı protein tüketelim ya da eti de bitkiyle taklit edelim, o şekilde yapalım. Diğeri de diyor ki hayır diyor, ben ne yaparsam yapayım aynı şekilde hayvansal protein üretmek istiyorum diye birbirine farklı iki görüş var. Birisi diğerini gezegeni kirletmekle suçluyor, diğeri de efendim gerçek olan proteini neden bitkilerle değiştiriyorsunuz gibilerine. Oysa ki bizler daha akılcı ve daha çözümcü bir yaklaşımı tercih ettik. Ve bizler hem hayvansal proteinin sağlıklı şekilde üretilmesini, bunu yaparken gezegeni de korumayı hedefleyerek hem de
çocuklarımızın ve gelecek nesillerin ihtiyaç duyduğu kaliteli gıda kaynaklarına, sadece proteinle değil, eşit koşullarda insanların ulaşmasına karar verdik. Bununla ilgili çalışıyoruz. Bunun adına da bolluk gezegeni vizyonu dedik efendim. Yani herkesi doyurmayı hedefliyoruz. Hatta 2050 yılına geldiğimizde bu Avrupa Birliği'nin ve Birleşmiş Milletler'in imza attığı, biliyorsunuz, yeşil mutabakat var. Tabii ki. Biz o 17 maddenin 9 tanesinde biz de taahhütte bulunduk. Evet, 9 tane taahhütte bizde de bulunduk aynı şekilde ve karbon salımını azaltacağız dedik. Aynen efendim. Belki de belli olmaz. Birlikte de çalışma şansımız olabilir bununla ilgili. Niye olmasın? Yani bizim böyle bir yolculuğumuz var efendim. Çok güzel. Şu anda önümüzdeki sorunlar bu ve bizim çözümümüz de kalıcı ne olabilir? Hem üretimi desteklemek, hem gelecek nesillere sağlıklı gıdalar ulaştırmak, hem de ülkemizin ve bütün dünya insanlarının bağışıklık sistemini arttırmak aslında. Çok önemli. Yani bu şekilde bir vizyonumuz var diyebilirim. Evet, çünkü birçok virüs biliyorsunuz insan hayatını tehdit edebiliyor. Evet. Bunun için en önemlisi güçlü bir savunma mekanizmasına, değil mi, vücut bağışıklık kesinlikle sisteminin kuvvetlenmesine ihtiyaç var. Bu da tabii beslenmeyle oluyor, sağlıklı beslenme. Hem beslenme, hem güneş ışığıyla, hem de spor yapmakla mümkün. Kesinlikle. Hepsi birlikte olmak zorunda. Evet, evet, olmak zorunda. Evet. Yani doğayı koruyacağız, geleceğimizi düşüneceğiz. Evet. Yani sırf bugünü kurtarmak zaten yarını tamamen tehlikeye atıyor. Yani bugünü kurtarmak zaten yarından başlıyor efendim. Yani kesinlikle. Tek başına bugüne odaklanmak zaten çok yanlış. Yarınla. Hep kısa vadeli düşünme çok yanlış, evet, gerçekten. Bununla ilgili bilinçlenmek gerekiyor. Yani tabii. Bizlerin başlıklar halinde sanki koruymuş gibi aynı şeyi söylemek yerine elle tutulur şeyler yaparak bunları insanlara belki yeri geldiğinde gerçek zamanını göstererek, yaşatarak bunu anlatmak gerekiyor. Son derece önemli, evet, gerçekten. Evet. Farkındalığımızı yükselteceğiz, evet, her zaman. Peki kimler bu mesleği yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Bu işi yapmak isteyen kişilere tavsiyeniz nedir? Yani doğayı, insanları, hayvanları seven herkes bu işi yapabilir. Bu işin ne cinsiyeti var, ne milliyeti var, ne dili var, ne dini var. Hiçbir farklılığı yok. Her kişi, kim bir şeyler, yani bir değer yaratmak istiyorsa, kim bir fark yaratmak istiyorsa, insan hayatında, dünya hayatında, herkes için. Ama şöyle bir şey var, bir kere pozitif bilimlerin öncülüğü olması gerekiyor. Okumayı çok sevmek gerekiyor, araştırmayı çok sevmek gerekiyor. Herkes gibi düşünmemek gerekiyor, herkes gibi yaşamamak gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani hem bilinçli ben, olalım, yani bu sürü psikolojisinden çıkalım. Yani, biz hep bilinçli, doğru, bilimden yana olalım bir de. Şimdi bilimi de, bilimde de şöyle bir şey var. Bizlerin maalesef şöyle bir alışkanlığı olmuş. Ben kendimden hep böyle, kendimi çok eleştiren bir insanım ve bundan da çok memnunum. Güzel yani şey. Hakikaten de, çünkü hep çocukken ya da işte üniversite yıllarında bile hep kitaptan okuduğumu öğrenmeye çalıştım. Oysa ki yıllar geçti, kitapta yazılanların güncellenmesi gerektiği gerçeğiyle biz yıllarca, defalarca karşı karşıya kalıyoruz. Bir pandemi yaşadık, yangınlar yaşadık, işte kuraklık yaşıyoruz. Bir sürü farklı farklı. Yani üniversitede ya da liselerde okuduğumuz bilgilerin şu anda fayda etmediği zamanlar yaşamaya başladık. Doğru. O yüzden öncelikle pozitif bilimlerin öncülük ettiği ve okumayı seven insanlar olması gerekiyor. Çok fazla doğmalarla işimizin olmaması gerekiyor. Net bir şekilde söyleyeyim. Yani bunu en azından... Teknoloji her gün gelişiyor. Ve teknolojiyi yani üreten insanlar olmamız gerekiyor. Söylediğiniz gibi eskiden doğru bilinen şeylerin yanlış olduğu da anlaşılıyor. O yüzden hep güncel kalacağız. Yani yeni metotlar nedir? Derler ya hani eskiler şöyleydi işte, eskiden bizim zamanımızda. O insanlar haklılar gerçekten. Evet. Ama yani eskinin şartlarıyla haklılar. Bugünün şartları farklı. Eskiden mutlu olmak daha... kolaydı. Çünkü insanlara hayal gücü için çok fazla zaman veriyordu yaşam koşulları. Hayal güçlerimizi çok daraltan bir uyarıcılar topluluğu içinde maalesef yaşamak zorundayız şu anda. O maalesef yüzden de ama bunun da şöyle bir artısı var diye düşünüyorum. Yeni nesil hakikaten çok zeki. Doğru. Her verileni çok çok hızlı şekilde alıyor ve bizden çok çok daha ilerlemeye, çok çok daha bizi geçmeye yatkın bir kültür de geliyor. Ben net söylüyorum yani. Çünkü o kadar çok insanla tanışıyorum, o kadar çok insanla birlikte bir şey yapıyorum ki ve çok da hoşuma gidiyor. Çünkü ben artık kendim yavaş yavaş yaşlanıyor gibi hissetmeye başladım o insanlarla. Ki bence yaşım daha gayet 50. Gençsiniz. Yani, gençlik derken hani bu yani iş şeyi kastediyorum. Hani çok beyin yaşı yeni şey, katma değerli işler elbette yaparsınız. Çünkü bakın, İrlanda'dan geldim, MBA'mi aldım diyorsunuz.
Evet. Ne kadar güzel. Bunlar zorunluluk olan şeyler aslında. Çok güzel yani, ama herkes yapmıyor bunu. Ondan bahsetmek isterim. Hı. Yani bu ülke için, bu sektör için ya da bu dünya için fark yaratmak istiyorsanız herkesin uyuduğu kadar uyumamanız gerekiyor. Tabii ki çalışacağız. Herkesin yediği hep kadar yemek yememeniz gerekiyor. Yani. Ya da herkesin dinlendiği doğru. Ya da eğlendiği kadar eğlenmemeniz gerekiyor. Doğru. Herkesin çalıştığı gibi de çalışmamanız gerekiyor. Yani burada bir farklılığı muhakkak bir şeyleri ki. Yaşamanız gerekiyor. Muhakkak. Bir hocam vardı, ismini şimdi söylemiyorum ama çok saygı duyuyorum. Tabii. Haluk derdi, yani bir işe kafayı takıp kendini üzmedikten sonra, uykuların kaçmadıktan sonra başarılı olma şansın yok. Doğru. No çok, pain, no gain. Çok kızmıştım, evet doğru. Çok kızmıştım. Evet. O doktora zamanlarında tabii ama o kadar çok... Tabii bu bir adanmışlık gerektiriyor. Kesinlikle. Kesinlikle o gerek olmadan çok fazla başarılı olma şansınız kesinlikle. Olmuyor. Doğru. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz farklı bir mesajınız var mı? Vallahi var tabii ki. Memnuniyetle var. Tabii. Öncelikle sağlığımıza çok dikkat etmek zorundayız. Yani gerçekten bütün bu saygıdeğer hanımefendiyle 10 dakikadır, 15 dakikadır yaptığımız konuşmaların hepsi belki önemli bir içerik içeriyor ama hepsine bir kere sahip olmak için öncelikle sağlıklı bir bünyemizin olması, sağlıklı bir ruh sağlığımızın olması gerek. O yüzden sağlıklı beslenmek, uykumuzu en az 7,5-8 saat uyumak ve mutlaka spor yapmak gerekiyor her şekilde. Kesinlikle. Ve bunun dışında da kendimizi bir şekilde hep güncellemek gerekiyor. Bazı şeylerin zamanı bizim istediğimiz zaman olmayabiliyor. Bekleyebiliyoruz. Belki bizim zamanımızdan çok sonra gerçekleşiyor ama şunu unutmamak lazım. Her şey olması gereken zamanda oluyor. Sizler lütfen çalışmaya ve adanmışlığınıza devam edin. Lütfen vazgeçmeyin. Teşekkür ederim. Harika bir mesajdı efendim. Katılımınız. Çok sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim. Bu güzel açıklamalarınız için teşekkürler Haluk Bey. Daha nice başarılar diliyoruz size. İnşallah efendim. Ben de şeref duydum katıldığım için. Çok sağ olun. O şeref bize ait. Çok mersi. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.